Sustainability Express 2010 versiyonu ile gelen en ilgi çekici yeniliklerden bir tanesi. Bu eklenti sayesinde imal ettiğimiz ürünlerin çevreye olan etkilerini görüp çeşitli varyasyonlarla bu etkiyi nasıl azaltabileceğimizi tespit edebiliyoruz. Örneğin bu hard diskin yan tarafındaki saç parçayı ele alalım. Araçlar Sustainability Express çalıştırıyorum. Ekranın sağ tarafına bir menü olarak geliyor. Buradan sabitledim. Parça hakkındaki çeşitli kriterleri programa bildiriyorum. Malzeme olarak çelik malzeme kullandığımı ve bu çeliğin tipini ve parçanın nasıl üretildiğini seçiyorum. Nereden tedarik edildiğini ve nerede kullanılacağını belirliyorum. Bu etkenlere göre kendi database üzerinde bir araştırma yapan Sustainability Express, karbon emisyonu, enerji tüketimi, hava asitlenmesi ve su ötrofikasyonu hakkında bize bilgi veriyor. Bu grafikler üzerine geldiğiniz zaman bu grafiklerin hangi parametrelere göre oluşturulduğunu görebilirsiniz. Üzerlerine tıkladığınızda da bar grafik şeklinde detayları alabilirsiniz. Aşağıdaki ok tuşlarından ana grafik ekranına geri dönüp her bir grafiğin detaylarına da ilerleyebiliriz. Örneğin burada bir karşılaştırma yapacağım. Yani çelik malzeme kullandığım zaman nasıl bir etki olduğunu gördüm. Bunu baz alarak e, malzemeyi değiştirmek istiyorum. Buradaki taban çizgisi belirle tuşuna basarak çelik malzemeyi taban çizgisi olarak belirliyorum. Parçama gittim. Parçanın ikinci bir konfigürasyonu var. Plastik konfigürasyonu. Bu konfigürasyonu seçtim. Ve sağ tarafta database'den yeni parametrelerim giriyorum. Bu sefer bir plastik malzeme olduğunu belirttim. ABSPC kullanacağım. Ve ürün enjeksiyonla kalıplanmış olarak üretiyorum. Tedarik ettiğim yer ve kullanılacak alanın yine aynı olduğunu varsayıyorum. Fakat aşağıdaki grafiklerden de gördüğüm gibi plastik malzeme kullandığım zaman kırmızı bir renk görüyorum. Yani buradaki alt taraftaki gri bir önceki malzeme yani çeliği temsil ediyor. Fakat plastik kullandığımda diğer analiz programlarından da bildiğiniz gibi kırmızı olumsuz manaya geliyor. Plastik kullandığımda bunun çevreye etkisi daha zararlı oluyor maalesef. Fakat Sustainability Express burada çok güzel bir araç sunuyor. Benzerleri bul. Şimdi yine plastik malzeme kullanmak istiyordum belirtiyorum. Benzerleri buldan Ve gerilim mukavemetinin de burada belirlediğim değerden daha büyük olacak şekilde benzer malzemeler bulmasını istiyorum. Burada bana database'inden bütün malzemeleri gösteriyor. Bu malzemeler tabii ki biraz önce seçmiş olduğum kriterlere uyanlar yani mukavemet sınırımı karşılayanlar. Buradan 3 tip malzemeyi seçtim. Sadece seçili olanları göster dedim. Her birinin üzerine tıkladığım zaman aşağıda yine grafik alanı otomatik olarak güncelleniyor ve önceki plastiğe göre mevcut seçmiş olduğum plastiği karşılaştırabiliyorum. Yani ABS'ye göre şu an seçmiş olduğum plastikler daha uygun gözüküyor. Fakat bu pek bir uygun değil çünkü gördüğünüz gibi burada da kırmızı değerler olumsuzu temsil ediyor. Malzememi seçtiğim zaman kabulete bastım. Ve sağ taraftaki ana grafiklerde de güncellendi. Tabi şu anda buradaki grafiklerde gri bar çeliği, yeşilse plastik olan malzemeyi temsil ediyor. Aşağıdan rapor oluştura basarak, burada elde ettiğim sonuçların bir raporunu görebilir. Bunu şirketteki diğer çalışanlarla paylaşabilirsiniz ya da eğer böyle bir departmanınız varsa bu departman sunabilirsiniz. Raporu bir Word dosyası şeklinde oluşturuyor ve e, Word dosyasının şablonuna kendi istediğiniz şekilde logonuzu da koyabiliyorsunuz. Ve buradaki grafiklerin, e, bar şeklindeki grafiklerin hepsi raporda göreceksiniz. Evet, raporumuz hazırlandı. Modelin ismi, malzemesi, ağırlığı gibi bilgiler var. Son seçilmiş haliyle gördüğünüz gibi grafiksel bilgiyi veriyor. Ve en sonunda da bir lejandı var, terimlerin açıklandığı. Bu rapor sayesinde de belirttiğimiz gibi malzemenizi şirket çalışanlarınızla paylaşıp çevreye daha duyarlı tasarımlar oluşturabilirsiniz.